Herkese merhaba arkadaşlar. Kerem Lastik kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de analizimize devam ediyoruz. Sezonu bitirmiştik. Transfer sezonuyla oyunumuza devam edeceğiz. Büyük ihtimalle transfer sezonu başlıyor artık. Gelenler gidenler, bakalım bu sezonu nasıl başlangıç yapacağız, hep birlikte göreceğiz. İyi transferler yapmak istiyorum arkadaşlar. Mbappe için, Onyekuru için de teklif gelmiş. Onyekuru için ne gelmiş teklif bakalım. Takım yönetimi. Mbappe. Bu ne? 18 bin vermiş. Satmam lan 18 bine. Sizde var ya. Onyekuru'ya 11 milyon vermişler. Yaşı kaçtı bunun? 26 yaşında. Onyekuru'yu satabiliriz biraz. Şartları şöyle bir zorlayabilirsek. 13 bin, 14 bine yakın. Kabul ederlerse süper olur. Genç takımdan ne var? Genel derece. Hakan Balta varmış. Yaş 18. Hakan Balta'ya 1 teklif yollayalım. 18 yaşında Gökhan Gönül, Volkan Demirel, Yasin varmış. Yasin de bence satabiliriz. İsmail var. İsmail de alabiliriz çünkü sol kanat yok galiba. Biz de ara ara oynatırız, sonradan da satarız. Bu oyuncuları A takıma çıkartıyorum ki bu şey boşalsın bizim. Genç takım. Yeni oyuncular gelsin. Halil Altın top bile gelmiş. Tolgay var. Anlaş diyelim. Bununla da bir anlaşalım. Şöyle bir zamanı ileri alacağız. Gençten gelen kimler var şimdi? Hep birlikte onları göreceğiz. Onyekuru için bakalım, bir görüşme var. Adamlar kabul etmiş. Şartları kabul edelim biz de. Evet. Güzel oldu. Onyekuru'yu sattık. Şöyle listelenen oyunculardan bakalım. Atay'ı da, Bellerin, Ambrosini biz de zaten, Lukaku'yu hala alamadık. Iniesta'da bizde 19 yaşında, 86'da. Süper abi. Navas. Ayovi. Sol bekteymiş. Totti de. Alabilsek keşke Totti'yi. Labato var. 21 yaşında arkadaşlar. O da iyi. 85. Patrick Evra bizde. Z
Zeroberto'yu geç. Coutinho var. Coutinho'yu da bayağı almak istedik ama alamadık Coutinho'yu. Davis Silva da 17 yaşında gelmiş. Bunu aslında listeden çıkartalım. Traore'nin ne işi var ya? Ruben 39 yaşında. Schneider. Schneider'i çok istiyorum da. Schneider'le bir türlü anlaşamıyoruz. Gomis hala oynuyor ya. 72'ye kadar düşmüş. 38 yaşında hala oynuyor. Şöyle gelişmiş arama yapalım. Genel derece. Yaş nerede? Ha, yaş burada. 20'nin altı olsun. Şöyle bir arayalım. İbrahimovic zaten bizde. Yirmi yaşındaymış. Aduriz. Iniesta zaten var. Totti. Macaulay. Baines. Sol bekteymiş. 19 yaşında bu da. Yaya Toure bizde zaten. Luisao bizde. Noranha. Noranha kim ya? Kerk. Conca. Roberto Bertello. Ngonga. David Geç. Gobbi. Biglia. Diop. Şöyle. O Van Persie gelmiş. Van Persie istemiyorum ama ya. Sanchez. Carvalho gelmiş. Saldoni. Cahil. Cahil bu muymuş ya? Aldık biz zaten. Cahil bizde 19 yaşında. Martins. Muratti. Pires. Şakuya da bizde zaten. 17 yaşında. Oo, 17 yaşında 80. Çok iyi almışız biz bunu ya. Wellington. Wellington. Yabancı gelmiyor bu ya. Mehmet Özil. Şey, Mesut Özil girmiş. 17 yaşında. Vay vay vay. Bonucci. Bonucci. 17 yaşında 79. Oo. Bonucci. Bonucci'yi de alamayız ki. Başlatalım bakalım. Gabi.
Tataruşan. İsme bak ne güzel. Kasilyas vay. Pepe de gelmiş. 16 yaşında vay. 79'dan gelmiş. Quaresma gelmiş. Martinez. Tanıdık isim bakıyorum arkadaşlar da öyle pek tanıdık isim yok. Tabata var. Eski Beşiktaş'tı. Kihun Yeo. Evet, kalsın şimdilik. Zamanı ileri alalım. Temmuz ayındayız. Bakalım neler oluyor. Şoker için teklif gelmiş. Oha. Şoker. Marco Asensio. 27 yaşında. Şöyle bir görüşme yapalım. Bakalım Bayern Münih istiyor. 54 milyona kadar zorlayalım. Satılırsa bu fiyatlardan çok iyi. Şakuera. 10 milyon gelmiş. Tabii bu fiyatları vermeyeceğimiz için hemen geçtik onu. Lukaku. Banucci'yi veriyorlar. İlla istiyoruz. Totti'yi de isteyelim. Lukaku'yu da isteyelim. Bonucci'yi veriyorlar 43 milyona. Acaba alsak mı? Yani orada defansta 3 tane defansımız var. Bonucci'yi de almayalım. Boş ver ya. Sona erdirelim. İstemeyelim bunu. Bakalım neler olacak. Asensio'ya da sonuçlandırılamamıştı. Biraz abarttık herhalde. Asensio da iyi aslında ama oynatamıyoruz arkadaşlar onu ya. Porto, Şampiyonlar Kalkanı. Yasin Öztekin için bile teklif gelmiş. Bakalım Yasin'e ne yapmışlar takım yönetiminden? ...2025 yılında bitecek. Niye bu kadar az transfer şeyi çıkmış anlamadım. 31 yaşında. Şimdi biz bunu satmaksa gene sıkıntı mı yaratacak acaba? Kiralık transfer ha. Kiralık. Göndermeyiz ya. Mbappe için teklif gelmiş. Bunu da satmayız bu fiyata. Patrick Evra'ya transfer için teklif gelmiş.
Evrenin koşu hızı nasıl? 87-88. Yasin için 7 milyonluk teklif gelmiş. Yasin hiç oynatmadan satalım bence. Yasin gitsin abi. Genç takımdan kattık zaten ona. Evet. Maç oynayacağız herhalde bakalım. Porto. Bildiğimiz Porto herhalde bu. Evet. Ambrosini'ye bir türlü teklif gelmiyor. Yaya Touré yerine o Asensio'yu oynatalım bence. Bizim adamlar niye yorulmuş şekilde ya? Onu anlamadım. Bak Kurtuğa gene aynı şekilde oldu ya. Kiralık teklifi vermeyince bu şekle bürünüyor. Anlamadım gitti. Evet, maç başlasın. Evet, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Ali Kerim hocamla yerlerimizi aldık. Az sonra maç başlıyor. Sağ olasın Hasan hocam. Sen de hoş geldin. Bastı kaldık. Aradan çok iyi gördük. Kaleciden döndü. Müthiş bir deper atmıştı. İyi bir şuttu ama olmadı. Werner ilki bulduk ya. Çok iyi adam ya. Vur ona be. Bir kafa. Soldan soldan geliyorlar. Bas oraya. Bastı kaldı. Çok iyi. Sağ Werner. kanada bir pas. Sağ kanada. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Olmadı. Kanada uzattı. Şeju bitirce. Şutu. Ambrosini olmadı. Top ortada kaldı. Savunma atağın büyümesine izin Çık vermiyor. kafaya. Çok iyi kestik. Kahi. Şimdi bir ara pası. Kes oraya. O faul beklentisi vardı ama hakem oynayın diyor, itirazlar var. Bastı Topu tekrar kaldık. almak için ayak koydu. Şut. Werner. Bu işin ustası bu adam. Cimbom attı. Sarı kırmızılı Werner. taraftarlar golün coşkusunu böyle kutluyor. Bak Galatasaray'ın vuruş golü. tekniğine bak abi. Şöyle bir kitledi de ayağın Galatasaray dışıyla. attı. Cimbom attı. Çok basit, Tribünlerde çok sarı kolay bir gol. kırmızılı bir festival var. Galatasaray'ı öne geçiren gol geldi. Galatasaray ilk golü gören taraf, skor 1-0. Bastı kaldık. Biraz rahatladılar ama rehavete kapılmamak lazım. Bir gol daha gelirse o zaman işler değişir. Uzun Bir ara olmadı pası Werner'e. düşüncesi. Offside olabilir. Hayır, bayrak atmadı. Bir şut. Olmadı. Bir Uzaktan şut. bir daha kaleci son anda. Bu şutla birlikte ilk yarı Hakem daha ilk sona yarıyı erdi. bitirdi. 1-0 Galatasaray üstünlüğümüz var tabii ki. Bu kupayı almak istiyoruz. Herhalde direkt kupon veriyorlar bize ya. Şöyle bir baktı Bir şut. Werner kaleci.
Kontrpierre'de kaldı. Kızdı çünkü daha iyi vurabilirdi. Onun Yok daha çok iyi vurduk aslında ya. Defansa çarptı abi. Bak bak döndük. Defansa çarptı ya. Az kalsın giriyordu. Kes arkaya. Vur ona. Ah be direkten diyor. Direkten döndü abi. Uzaktan sert vurdu. Top boşta kaldı. Lichtsteiner. Kaleciye kadar geldi. Uzun bir dekaj kaleciden. Lichtsteiner. Kes içeri. Vur onu be, harika bir gol. Adrese testim. Dembele. İşte ben buyum dedi. Bir anda bitti orada. Burada çok iyi orta geldi arkaya. Kafada bir o kadar güzel gol. Mükemmel bir gol. Hazırlanış aşısından harika bir gol. İkinci gol takımı rahatlatmış olabilir ama hemen rehavete kapılmamak lazım. Kanada uzattı. Evra son anda girdi. İleri uzattı. Çok bekledik. Tekrar kazandı topu. Öne oynadı. Kes arkaya. Vur ona. Ah be abi, nereye vurdun ya? İşte böyle nereye vurdun gözünü seveyim ya? Kalenin dibinde artık soğukkanlı şekilde yuvarlayacaksın. Yani. Yuvarla gitsin abi. Öyle nasıl vurmak ya? Kaleciden kötü bir vuruş ve rakibe verdi topu. Bastık aldık. Serbest ya vuruş. Hoca ben bir şey yapmadım ya. Ben bir şey yapmadım. Çarptı bana adam. Mbappe. Werner'den kötü bir pas. Kahil, sen harikasın be abi. Basmaları çok yerinde yani. Bastık aldık. Werner'i kaçırdık. Werner. Werner. Arkaya. Çok kritik bir müdahale geldi. Ah, ah. Üçüncü gol. Çok yaklaştık üçüncü gole ya. Uzun oynadı. Hakem maçı bitirdi. Galatasaray. O zaman grup maçı mıydı ki bu? Tekrar yeni bir maçta görüşürüz. Kupa filan çıkmadığına göre grup maçıydı herhalde. Sevgiyle kalın. Evet, öbür tarafta Atletico Madrid yenmiş. Şampiyonlar Kalkanı Asya diye bir gruptayız. Onlar da 3-1 yendiği için Atletico Madrid lider şu anda. Üç maç oynanacak herhalde demek ki o zaman. Maçı atlayalım bakalım. Juventus'u 4-0 yenmişiz. Güzel. Atletico ile puanlarımız aynı. Son maç zaten onunla şampiyonluk maçı. Evet, şampiyonluk final maçı. Dembele için teklif gelmiş. Şöyle bir takımımıza bakalım mı? Ambrosini çıkartalım abi oradan. Labota, Modat varmış. Neymar nerede? Aa, Neymar da burada. Niye burada?
Hayda. Iniesta'yı alalım. İbo gelsin. Oraya değil ha. Baltayı oynatalım burada. Bu şekilde çıkalım abiciğim. Neymar'ı niye oynatamıyoruz ben anlamadım ya. Görüşmeler kısmından bakalım. Sözleşmesi ne zamana kadar var ki bunun? ...2023'te bitiyor. Ha. Sözleşmeyi yenileyemiyor muyuz? Ayda. Ah be abi. Neymar gidecek ya bizden. Abi. Abi gidecek bizden ya Neymar. Tüh. Ne oldu? 1-0 yenmişiz. Güzel. Kupayı almışız. Kupayı aldık da Neymar giderse çok üzülürüz ya. Şampiyonlar Kalkanı. Güzel 10 milyonunu vermişler. Transfer bütçesi de artmış biraz. O çok benziyor Hakan Balta. Dembele için 57 milyon vermişler. Onda sözleşmesi bitiyor. O da 26 yaşındaymış. Kimi oynatacağız biz? Şöyle bir bakalım. Yanlış yere girdik. Dembele. Lobato, Ambrosini var. Mbappe var, Cenk Tosun var. Satabiliriz yani. Dembele'yi satalım abi. Para ediyorken satalım Dembele'yi. Şöyle bir yeniden görüşme yapalım tabii. Sekiz milyona kadar çeksek bakalım satabilecek miyiz? Evet, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Takımımızda yeni transferlerimiz var. Yasin'i, Hakan'ı, birkaç oyuncuyu da genç takımdan kadroya kattık. Hemen Yasin'i sattık zaten. Hakan'ı da biraz oynatıp teklif gelirse hemen satacağız. Genç takım kadrosu orası da bir boşalsın. Belki yeni güzel oyuncular gelir diye. Bakalım Neymar'la ilgili durum nedir? Yaşayıp göreceğiz. İnşallah elimizden gitmez. Neymar sevdiğimiz bir oyuncumuzdu. Sözleşmesini yenilememiş miyiz? Nasıl gözden kaçtı bilmiyorum. Bir sonraki videoda artık denk gelecektir. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.